birinci arkadaşlar bakmamız gereken 8 tane tür vardı. İsim, sıfat, zamir, zat, edat, bağdaş, ünlem ve fiile bakmamız gerekiyor sözcük türlerinde. Her birini teker teker vereceğiz bunları. Ama öncesinde genel bir durum göz önümüzde canlansın istiyorum. Şimdi eğer sözcük türü bakımından şeklinde bir soru çıkarsa karşımıza bakmamız gereken bu 8 tane tür olacaktır arkadaşlar. Kitabı okudu kaldığı cümlesinde okulda sözcüğünün burada isim görevinde kullanıldığını isim çekim ekinle almasından görebiliyoruz. Bu gördüğümüz geçmişteki konulardan birisiydi. Sonrasında kırmızı araba istiyorduk. Burada sıfat göreviyle kullanılmıştı. Seni bekliyorum zamir göreviyle kullanılmıştı. Az sonra zarf göreviyle kullanılmıştı. Denize karşıdaki ek karşı arkadaşlar edattı gibi edattır. Ve bağlaştır. Eyvah ünlemdir. Ve koparma fiil de bu 8 tür arkadaşlar bu şekilde kendisini göstermiş olacak. Her birini dediğimiz gibi tek tek inceleyeceğiz. İlk olarak isimlerle başlayalım. İsimler varlıkları, kavramları karşılayan, tanımlayan sözcükler olarak karşımıza çıkacaktır. Anne araba dediğimizde varlıkların karşıladığını görüyoruz. Hüzün, sevgi dediğimizde kavramların yerini tuttuğunu görüyoruz. Varlıkların verilişine göre, sayısına göre, oluşuna göre isimler 3'e ayrılacak. Şimdi ilk olarak varlıklara verilen isimlerine göre bir bakalım. Cins isimle başlayacağız arkadaşlar. Cins isim, diğer adıyla tür isim, ortak özelliklere sahip olan isimler için kullanılacak. Burada isim kavramına dikkat edelim. İsim çekim eklerini alan sözcükler bu konuda bize çok çok yardımcı olacak. Bunun dışında farklı görevlerde de kullanılabilir. O yüzden bu türleri başta vermek istedim. Duruma göre değişkenlik gösterebiliyor çünkü. Bebek dediğimizde bebek, ağaç, kitap. Bu örnekler birden fazla özellikleri ortak olduğu için doğada karşılanabilen varlıklar olduğu için cins isim olarak karşımıza çıkacaktır. Genel ve özel anlamlı olarak cümlelerde karşımıza çıkabilir. Burada cümleler bize yardımcı olacaktır arkadaşlar. Kitap ruhu ilacıdır dediğimizde bütün kitap camiasından bahsediyor. O halde kitap burada genel anlamıyla kullanılmıştır. Uyumadan önce kitap okurdu. Burada sadece tek bir kişiye ait varlık olan kitaptan bahsediyor. O halde burada kitap özel, anlamlı kullanılmıştır diyeceğiz. Özel isime baktığımızda, özel isim tek bir varlığı ya da kavramı karşılayan isimler için kullanılacaktır. Göztepe, Asya, Çalıkuşu bunları büyük harfle yazılmasından da çıkartabiliyoruz. Ama yine de cümleyi her daim okumamızda fayda vardır. Güneyde pamuk çalışmalarına başlandı cümlesinde pamuk sözcüğü burada cins isim olarak kullanılmıştır. Cins isimdir. Ama bir hayvan ya da bitki adı haline geldi mi? Büyük harfle yazılacak ve özelleştirilmiş olacaktır. Cümlenin köşesinde pamuk yumakla oynuyordu. Pamuk burada özel isim olarak kullanılmıştır. Doğadaki birçok şey arkadaşlar, birçok isim kişilere verildiği anda özel bir boyuta geçiyor. Bunlardan isimler, kişi adları oluşuyor. Çiçek sözcüğü, rüzgar, gül bu sözcükler doğadaki varlıkları karşılayan isimlerken kişiye verildiği için özel isim olarak karşımıza çıkacaktır. Oluşuna göre isimlere baktığımızda somut isimle başlıyoruz arkadaşlar. Oluşuna göre somut isim 5 duyu organımızdan sadece biriyle algıladığımız isimleri oluşturacaktır. Nedir bu 5 duyu organı? Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunmadır. Bunların her birinden bir tanesini algılamamız yeterli olacaktır somut isimleri tespit etmemiz için. Bakınız, ses, işitme duyusuyla ilgili olduğu için somuttur. Ilık, dokunma duyusuyla ilgili olduğu için somuttur. Fısıltı, işitme duyusuyla ilgili olduğu için yine somuttur. Kaya, görme duyusuyla ilgili olduğu için somut. Ekşi ise tatma duyusuyla ilgili olduğundan somut olarak karşımıza çıkacaktır. Soyut isim peki? Soyut isim 5 duyu organımızdan hiçbiriyle algılayamadığımız isimler için kullanılacaktır. Bu soyut isimlerde arkadaşlar genellikle duygu ve düşünceler ön planda olacaktır.
sevgi, adalet, düşünce dediğimizde bunların her biri içsel durumlar olduğu için beş bir organıyla algılanmadığından soyut olarak karşımıza çıkacaktır. Sayısına göre isimlere geçelim o halde. Sayısına göre isimler üç şekilde karşımıza çıkacak. İlk olarak tekil isimle başlıyoruz. Tekil isim tek ve yalın olan kavramları karşılamak için kullanılan isimdir. Kedi, araba, su, sevinç bunlardan birisidir. Tek bir varlıktan bahsediyor. Çoğul isme baktığımızda çoğul isimlerle ikili yapılacaktır. Kuşlar, nehirler, ağaçlar dediğimizde bunların tek bir varlığı la ekiyle birden fazla ya dönüştüğünü görüyoruz. Çoğul ekiyle sadece birden fazla anlamı gelecek şekilde kullanılmayabiliyor. Aile, takım, giy gibi anlamlara da gelebiliyor. Ya da saygı anlamına, küçümseme anlamına da gelebiliyor. Bunu da yapmamız gereken de cümlede hangi görevde kullanıldığına bakmamız olacaktır. Peki, bir diğer önemli hususu çoğul ekiyle arkadaşlar. Üçüncü çoğul iyilik eki ve şahıs ekiyle de lerler eki olarak karşımıza çıkmış olmasıdır. Şimdi burada çocuklar dediğimizde buradaki ler ekine ne diyeceğiz? Çoğul eki birden fazla çocuk olduğunu gösteriyor. Çocuklar dedelerinin onlara ait olduğunu bildirdiği için buradaki ler üçüncü çoğul iyilik ekidir. Çoğul iyilik eki. Sonrasında bekliyorlar, onlar bekliyorlar. Şuradakiler ise fiile geldiği için üçüncü çoğul şahıs eki olarak karşımıza çıkacaktır. Bu noktada bize yardımcı olan kelimeler vardır ve bu durumlara göre hangisinde iyilik eki, hangisinde çoğul ve şahıs eki tespit etmemiz gerekiyor. Topluluk isimlerine bakalım o halde. Topluluk isimlerinde birlik, kalabalık anlamları arkadaşlar tek bir kelimeyle karşılanmış olacaktır. Heyet, orman, sürü, düzine gibi isimlerde biz bu kelimeler tek başına olmuş olsa bile birden fazla kavram topluluğu karşıladığını görüyoruz. Bu nedenle topluluk isimleri birlik olarak karşımızda çıkacaktır. Bunlar çoğul eki alabilir topluluk isimleri. Uzaktan sürdüğüm çıkarak sesi duyuluyor ve cümlesinde sürü sözcüğü topluluk ismi olmasına rağmen buradaki ler arkadaşlar çoğul eki alarak topluluk ismine gelmiştir. Adam tanrısı yoluyla da yine topluluk anlamı kazandırılabilir. Burada sınıfla kastedilen öğretmenin yardımcılığını duyan sınıf coşkun, sınıfla kastedilen öğrencilerdir. Sınıfın kendi kendine coşması mümkün değil öğrenciler olmayınca. O halde burada adak tanrısı yoluyla topluluk ismi oluşturulmuş oldu. Peki, bütün bunları toparlayacak olduğumuzda arkadaşlar, şu soruyla kendisini göstersin. Yamaçta gömleği kutlar, küçük Hasan'ın aklının başından almış rüzgar gibi uçarak köylere haber vermeye gitmişti. Burada yamaç sözcüğünü biz tekil isim olarak alabiliriz. İsim olma özelliğimiz ama tam bulunma halekiyle gerçekleştirilmiş olduğu yamaç sözcüğüyle tek bir varlığa karşılığı o halde tekil isimdir. Bütün özellikleri kapsıyor. Çoğu isim için bize nerelerdeki alan sözcük gerekiyordu. İsme gelerek birden fazla olduğunu gösterecekti. Kurtlar sözcüğünü alabiliriz. Soyut isminiz için arkadaşlar beşli organından hiçbiriyle algılayamadığımız kelime ya da kelimeler topluluğu gerekiyordu. Aklı başından almak, aklını başından almayı akıl ve baş aklını alalım ya da direkt kafalarımız karışmasın. Bu bir deyim arkadaşlar. Aklı başından almak değil mi? Akıl kısmını alalım. Soyuttur. Cins isme baktığımızda ise rüzgar doğada genel özelliklere sahip olarak esintiler oluşabileceği için arkadaşlar ortak birçok yön olabileceği için diğer kısımlarla rüzgar sözcüğü de cins isim olarak karşımıza çıkacaktır. Sözcüklerinde şimdi zamirlerle devam edeceğiz. Zamirler isimlerin ve varlıkların yerini tutan sözcükleri verilen isimdir. Kendi içerisinde sözcük halinde ve ek halindeki zamirler olmak üzere iki kısımda incelenecek. İlk olarak sözcük halindeki zamirlerden kişi zamirleriyle başlayalım. Kişi zamirleri isimlerin yerini tutan sözcükler için kullanılacak. Ben kendime gül demeyi de
ben diyorsam eğer, bu kişi zamiri olduğunu gösterecek ben sözcüğümü. Yine karşındaki kişinin adını söylemeyip sen dediğinde kişi zamirini kullanmış olacağım. Kişi zamirleriyle baktığımız o halde 6 tane kişi zamiri kendisini gösterecek. Ben, sen, o, biz, siz ve onlar. Bu 6 tane zamir isimlerinin yerini tutan kişi zamirleridir. Bunların yanı sıra bana, sana ve ona sözcükleri de kişi zamirleri olarak kendisini gösterecekti. Bana sözcüğü ben sözcüğünden, sana, sen, ona da o sözcüğünden geldiği için yine kişileri işaret ettiği takdirde kişi zamiri olarak karşımıza çıkacaktır. Sana telefon alacağım örneğindeki sana sözcüğü kişi zamiridir. Bugünlerde onun gözü bir şey görmüyordu. Burada da onun sözcüğünün üçüncü kişiden bahsettiği için kişi zamiri olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Kişi zamirinin yanı sıra bir de dönüşürlük zamiri vardır. Hüseyin'in de çok sevdiği bir kısımdır dönüşürlük zamiri. Dönüşürlük zamiri kişinin kendisine dönen, kendimizi kastettiğimiz bir zamirdir. Kendi sözcüğünü çekimli halde görmemiz mümkündür. Kendim dediğimde birinci tekil, kendi ikinci tekil, kendi üçüncü tekil haliyle çekimlenmiş olacak. Yine kendimiz ve kendileri de birinci çoğul, ikinci çoğul şekliyle karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Kişi zamirleri yerine bu sözcüklerle de yine kastettiğimiz varlık için kullanabiliriz. Kişi zamirleri ve dönüşlük zamirleri ikisi aynı anda kullanılabilir arkadaşlar. Ben kendim istediğim cümlesinde mesela ben kişi zamiridir, kendi dönüşlük zamiri. Bunların her ikisinin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmaz, gereksiz sözcük kullanımını oluşturmaz. Bu noktada dikkat edin, çünkü hem kişi zamirinin hem de dönüşlük zamirinin bir arada kullanılması demek pekiştirme görevini üstlendiğini gösterecektir bize. Sonrasında işaret zamirleri devam edelim. İşaret zamirleri de arkadaşlar göstermek istediğiniz nesneler, kavramlar, işaret bilinen kelimeler yoluyla kendisini gösterecektir. Bu, şu, o sözcüklerini çekimlenebilir halde göreceğiz burada. Burası şunu, ötekini, onu, şurası, böylesi gibi sözcüklerle arkadaşlar varlıkları karşılayacak şekilde, işaret edecek şekilde kendisini gösterecektir işaret zamirleri. İki kilo çilek al şuradan örneğinde, şuradan, şu dükkandan, şu manavdan. Ama manavı dükkanı söylemiyor. Resmen şu sözcüğün içerisine hapsediyor. O halde şuradan sözcüğü ne olacaktır? İşaret zamiri olacaktır. Ötekini almak istedi. Öteki nedir? Elbise olabilir, ayakkabı olabilir. Ama bunların hiçbirini söylemedi. Ne yaptı? İşaret bildiren kelimenin içine hapsetti. O halde işaret zamiri olacaktır. Bölgesini hiç görmemişti de yine kastettiği olayı gösterircesine arkadaşlar böyle sözcüğünü de işaret zamiri olarak kullanmış olduğunu görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta kişi zamiri o ile işaret zamiri o'nun birbiriyle karıştırılmaması. Bu noktada cümleleri okumamızda fayda vardır. Nesne kastettiği zaman işaret zamiri olarak karşımıza çıkar. Kişi olarak kullanıldığında da arkadaşlar kişi şahıs zamiri olarak karşımıza çıkacaktı. Bakınız, o sahnede birden devreşiyordu. Devreşecek kişi kim olabilir? Bir insandır değil mi? O halde burası, burada o sözcük kişi zamiri olarak kullanılmıştı. O sahnede bulunması gereken bir çalgıydı. Demek cansız bir varlık için işaret yolunu tercih etti. O halde buradaki o sözcük işaret zamiri olacaktır. Belgesiz zamirlerle devam edelim sonrasında. Belgesiz zamirler adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar belirsiz durumları ifade edecek. Burada da yine çekim eklerini alarak bu kelimeler kendisini gösterecek. Her biri dediğimizde bazısı, kimisi, herkes, kimse gibi sözcükler tam olarak karşılığında ne olduğunu belli etmeyen kelimelerdir. O nedenle belgesiz zamir olarak karşımıza çıkacaktır. Herkes böyle düşünmez cümlesinde herkesle kastettiği kim belli değil. Ama ismin yerini tuttuğu için buradaki herkes sözcüğü belgesiz zamirdir. Kimileri gitmek istemiyor. Kimileri kim? İnsanlar mı, teyzeler mi, amcalar mı?
Bu cümlede de arkadaşlar yine başkayla kim kastediliyor belli değil. Belgisiz zamir olarak karşımıza çıkacaktır. Buradaki kendim de elbette dönüşülük zamiridir. Peki soru zamirleriyle devam edecek oldunuz arkadaşlar. Aslına bakarsanız isimler için kullandığımız isim çekimeklerinde kullandığımız haleklerinde kim, ne sözcüklerini halekler üzerinden çekimlemiştik bir önceki dersimizde. Bunların her biri soru zamirini oluşturacaktır. Kim, ne, hangimiz, kaçı, nereye gibi sözcükler arkadaşlar çekimlenebilir sözcükler olsun. Yeter ki ismin karşılığını bulsun. Bunları cevap vermek de yapabiliriz. Cümle üzerinden tespit ederek de hangimiz sevmedik cümlesinde birkaçımız diye cevap versek verdiğimiz cevap belgisiz zamir olacak değil mi? O halde buradaki zamir nedir? Soru zamiri olarak karşımıza çıkar. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Herkesin duyduğu bir sorudur buradaki ne arkadaşlar? Yerine ya cevap verelim ya da cümledeki kullanımına bakalım. Yoksa diğer türlerle karışma ihtimali an meselesidir. Kim geldi ki? Ayşe teyze diye cevap verelim örneğin. Ayşe teyze dediğimizde. Ne oldu? Ayşe teyze geldi. O halde geldiğinden gelen kim? Ayşe teyze. Özlem'in yerini tuttu. Yani buradaki Ayşe teyze isim görevinde kullanılmış. Ve cümlede de özne görevinde. O halde isimlerin karşılığını tutmuyor muydu zamirler? Burada kim sözcüğü soru zamir olarak karşımıza çıkacak. Bunlar sözcük halindeki zamirlerdi. Bir de ek halindeki zamirler var. İlgi zamiri ve iyilik zamirleri olmak üzere ayrılacak bunlar. Bunlar soruda gösterilmediği sürece bunları almanızda bunları almanızın bir önemi yok arkadaşlar. Ek halindeki zamir ya da sözcük halindeki zamir diye belli ettiği takdirde almanız gerekecek. İlgi zamiri kiri, varlıkları arkadaşlar söylemek yerine ki zamiri yoluyla kastedecektir. Onun ki olmayacak diye düşünceyi de burada onun ki ile kastedilen de onun düşüncesidir. O düşünceyi söylemiyor. Bir nevi kelime tasarrufu yapıyor. O halde buradaki ki ilgi zamiridir. Bu bilgisayarın pili diğerinkinden daha uzun ömürlü. Buradaki diğerinin ki ile kastedilen ki nedir? Bilgisayarın pilidir. O halde pili söylemeyip ki yoluyla bunu gerçekleştirdiği için ilgi zamiri olarak kullanmış oldu. Sonrasında arkadaşlar ilgi zamiri ve ilgi eki isim olarak birbirlerine yakın ifadeler olduğu için dikkat etmemiz gereken noktalar var. İlgi zamiri ki'dir, ilgi eki, in, yani tanlayan ekidir. Bunları lütfen şu son seslerinden de, kelimelerinden de hareketle karıştırmayalım. İyilik zamirleriyle baktığımızda iyilik eklerinin aynısı arkadaşlar zamirlerde iyilik zamirleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar ınız ve dara ekleri aitlik bildiriyordu kelimelere geldiğinde. Kitabımı bitirmek üzereydim cümlesinde. Kitabım kime ait? Bana ait. Yani birinci tekil iyilik zamiri olarak karşımıza çıkacaktır. Evlerin önü boyama direk değilse açalım bu kelimeyi arkadaşlar. Üçüncü teklif yeni ekidir. Bu nedenle burada da yine ne vardır? İyilik zamiri kullanılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.